Yüzlerde gülümseme göremiyorum. Aa, güzel güzel. Can, ne gerek vardı şimdi bu yemeğe? Anne! Anne, abla! Geldiler. Oğlum, biz nasıl bir yere geldik böyle? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne haber Leyla? Mevlam Bey. Hüma Hanım, Mahallemizi Güzelleştirme Derneği Başkanı olarak mahallemizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bahar şenliğimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Can. Hüküye teyzem, nasılsın? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? İyiyim. Bomba gibiyim. Ben böyle aile içinde bir yemek yiyeceği zannetmiştim. Çok şaşırdım o yüzden. Tamam, aile bu. Hüma aile. Mahalle hayatı böyledir Hüma Hanım. Yani biz çok büyük bir aileyiz. Böyle işte bayram, seyran, bahar şenliği falan çok eğleniyoruz, güzeliz. Yani buyurun, siz de yakından tanıyın. Muhittin, çorba tamam değil mi çocuğum? Merak etme Mevkubi abla, takviye geliyor şimdi. Ha, sakın bak kimse aç gitmesin burada. Tamam ablam. Aliş. Bu kalabalığın içinde konuşabilecek miyiz acaba biz? Başaracağımızı düşünüyorum ben. İnanıyorum yani. Gel babamın yanına gidelim. Baba, Can geldi. Evet. Ya amcam, nasılsın? İyiyim evladım. Sen nasılsın? İyiyim. Sizin restorandan aşağı kalır yoktur bizim lezzetlerinde mahallemizde. Mesela sizde belki istakoz var ama bizde de kokoreç var. Buyurun buyurun, gidelim yakından görelim. Nar gibidir, çok güzeldir bu. Nasıl gidiyor? Vallahi billahi nar gibi olmuş Mevkibe ablacığım. Nar, nar, nar. Oh maşallah. Ama bak, tattıracağım ben sana mutlaka. Hiçbir yerde bulamazsın böyle lezzetlisini. Komşularım, kermes masamız. Saniye, ne güzel yapmışsın. Dinlerim. Hoş geldiniz. Şey etme. Buyurun, buyurun. Hüma Hanım, buyurun. Buyurun, Hüma Hanımcığım. Harika olmuş dolma, çok güzel ya. Emre Bey, şu tabağı uzatabilir misin? Mevkubi Hanım, şimdi ben böyle sokak ortasında yemeğe pek alışkın değilim de... ...hem hangi yemeği kim yaptı onu da bilmiyoruz. Köfte versene bana. Şimdi yalnız Hüma Hanımcığım, bu masada gördüğünüz bütün bu yiyecekleri... ...mahallemizin sakinleri el emeği göz nuruyla hazırladılar. Mesela... Can Bey evladımın oradaki dolmayı Saniye Hanım yaptı. Ellerinize sağlık Saniye Hanım. Bu içli köftemiz var ya, o da Cemile Hanım'ın. Döktürmüşsünüz gene. Ellerinize sağlık. Hepsi birbirinden lezzetlidir. Bu gördüğünüz sarmada mevkubemin. Alır mısınız? Yok. Acaba burada böyle kepek ekmeğine tost yaptırabileceğimiz bir yer var mı? Tost mu? Anneciğim. Ben çok net duydum, dost dedi. Yani ne güzel, dostlarla bir aradayız, dostlarla toplanmışız. O minvalde bir şey, değer yargılarıyla ilgili bir konuşma yapmak istedi annem, değil mi? Tost dedim dost oğlum. Dedin anne, ben duydum. Tost, oğlum tost. Dost dedim, ben çok net duydum. Tost, dost. Dost, dost, dost dedim. Dost dedim. Hüma Hanımcığım, bir atasözümüz vardır, bilmem bilir misiniz? Hatır için çiğ tavuk yenir. Tabii. Ama önce hatır olması lazım değil mi? Siz yakık katır, yakık satır diyorsunuz yani. Anlamadım. Bizim satır köftesi var kasaptan. Buyurun yiyin. Ha, vereyim mi? Mevkubi. Yok yok, al, al. Mumbarı uzat çocuğum, çok güzel oldu. Vallahi. Yok yok, yok. Hani bizi gemiler yanmadan ufak ufak girsek mi öleceğiz ya? Hadi öyle yapalım o zaman. Anne, Mevkubi teyze. Biz düğünle ilgili olarak... Düğün çorbası hele nasıl güzel, nasıl lezzetli çocuklar.
Sanem, Leyla, hadi yavrum siz kase kase kapıp getirin yavrum. Hadi çocuğum hadi. Hadi kızım. Hadi çocuğum. Ya bayılırsınız düğün çorbasına. Hadi, tamam hadi. Çok güzeldi bizim düğün çorbası. Güzel oldu vallahi. Ayhan, ne yapıyorsun? Niye gelmiyorsun sofraya? He? Yok, bir şey yiyesim yok ya Cece. Onu görüyorum zaten, bir şeysin de. Ben yediririm. Düğünlerde oluyor ya böyle, damat geline yediriyor, gelin damata yediriyor pastayı. Öyle bir şey. Düğün falan olmayacak ki Cece. Ayhan, ben artık evlenmekten korkmuyorum gerçekten. Ne yapalım biliyor musun? Böyle davetiyelerimizi seçelim, ne yazacağımızı. Sonra nikah şekerlerimizi seçelim. Düğünü hayal etsene bir. Böyle sen gelinlik giymişsin, ben damatlık. Böyle güzel bir hava. Güzel olmasına da gerek yok canım. Yağmur yağsa falan da olur yani, şey değil. Çocuklar böyle dolu düğünde, ortalıkta. Ama çocukları pistten almayalım. Çocuklar eğlensinler. Cece, istemiyorum. Ha? İstemiyorum. Ayhan. Neyin var, iyi misin sen? Ha? Cece, abim gidiyor. Leyla ile ayrılmışlar, düşünebiliyor musun? Daha dün biz onların evlilik tarihini konuşuyorduk. Şimdi ayrıldılar yani. Cece, benim aşka inancım kalmadı. Ayhan. Onların hikayesi öyle oldu diye bizimki de öyle olmayacak. Yeniden yazarız hikayemizi ha. Olur mu? Bence bir süre biraz ardın alalım. Zaten toparlanmamız lazım. Nasıl toparlanacağız? Ayhan sen de mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Ha? Ben gitmiyorum ya. Ben buradayım Cece. Abim gidiyor. İşte şehir dışında bir işle anlaştık da dizi. Güzel, diziyle anlaştıysa iyi yani onun için. Tabii ya, ayrılmalar kötü de. Cece, hoşça kal. Cengiz, Cece, Güliz nerede ya? Güliz gelmemiş. Fellik fellik mahalleyi aradım, yok. Gelmeyecek mi acaba? Bilmiyorum kim Muzo, hiç haberim yok. Nasıl bilmiyorsun? Sen iş arkadaşısın onun, sen bilmeye... Senin canın mı sıktı? Yok, iyiyim, iyiyim. Çünkü ben çıkma teklif ettim de Güliz Hanım'a. O açıdan diyorum yani. Ha, sonunda ettin ha? Evet, ettim sonunda. Dedim çıkak mı dedim. Güzel, güzel. Zaten seviyorsan hemen gidip konuşmak lazım. Öyle çok beklememek lazım. Oyalamamak lazım da insanları. Afiyet olsun. Ana, ahanda da Gülis Hanım geldi. Ben erkeksi tavırlarımla çok hızlı bir etkideyim. Sen de takma kafana hiçbir şeye. Aslan kardeşim benim. Tamam. Gülis Hanım bir saniye. Ben aslında bütün bu organizasyonu sizin için yaptırdım ama... ...vallaha mahalleli dadandı. Öyle mi Muzu? Ne oldu? Öyle değil tabii. Atıyorum kız, atıyorum. Ama tatlı tatlı atıyorum. Çünkü içimde şeytan tüyüm de var. Ya ben romantiklik olsun diye mum aldım. Mumu yemiş adiler. Hay gülüşüne kurban olduğum ya. Yemin ediyorum böyle bir gamze yok. O gamzeye gömülmek istiyorum. Ben yardımcı olayım. Aa, estağfurullah. Gülis Hanım ya. Diyorum ki, acaba bizim şu durumumuzun artık adını mı koysak? Yani çıkıyoruz biz noktasına gelelim mi? Biz çıkalım mı? Bilmiyorum yani henüz düşünme aşamasındayım ben. Ama bu düşünme aşamasını bir karar aşamasına geçirelim artık. Çünkü o bittiğinde ben kendime üst baş alacağım. Takside gireceğim daha. Ne diyorsun ya? Çok komiksin. Sen de çok tatlısın. Kokteyl yaptım. Teşekkür ederim. Sen de çok komiksin. Bakma sen de çok tatlısın. İnanılmaz bir insansın. Ben de ama şeytan tüylü.